Bu ayın sonu yani sosyal medyada gezenler var. 27 Mart'ta 7 Nisan arası çok kritik diye bilim kurulu üyesi Ateş Kara dahil olmak üzere bütün hocalarımızın ortak fikri şu: sadece o tarih arasındaki bir hafta 10 günlük zaman değil, bugünden itibaren önümüzdeki 3 hatta 4 hafta çok kritik. Yani bir haftalık 10 günlük bir kritiklik söz konusu değil. Nisan ayının tamamı çok kritik. Nisan ayında evde oturma koşullarına mutlaka uyum sağlayalım. Mutlaka sokağa çıkmayalım. Bilim kurulundan anladığım kadarıyla, bütün bu işin uzman hekimlerinden anladığım kadarıyla önemli olan sokağa çıkmamak. Sokağa çıkma yasağı ilan etmek onların elinde olmadığı için sokağa çıkma yasağı ilan edelim diyemiyorlar, demiyorlar. Ama önerdikleri bir sokağa çıkma yasağıdır, kontrollü çıkıştır. Belli kişilerin, belli izin alan kişilerin çıkmasıdır. Benim tavsiyem sokağa çıkma izni olacak olanların test yaptırıp o test sonuçlarına göre en azından random bir test bile olsa sokağa çıkmalarına izin vermektir. Belli görevleri yapacak olanların, ama sokağa çıkmamak esastır. Herkesin dinli altındaki bakla bir sokağa çıkma yasağıdır. Ama bunu elinde yumurta küfesi olanlar söyleyemiyor. Bizim gibi yumurta küfesi olmayanlar söyleyebiliyor. Çünkü doğrusu o. Bugün Bill Gates, Amerika Başkanı Trump'a sokağa çıkmayı yasakla kardeşim diye çok açık bir çağrıda bulundu. Demek ki formül dünyanın her yerinde hemen hemen aynı. Test sayısının artması önemli. Herkese test değil, yoldan geçene test değil, ama risk grubunda olanlara, temasta olanlara, temas çevresinde olanlara, yani 1 artı 5 artı 1 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 grubunda olanlara yapılabildiği kadar test yapılmasının önemi olduğu konuşuldu. Geriatri hocamız Mustafa Hoca dedi ki ilaçlarını kimse bırakmasın. Yaşlı hastalar ekstra bir risk altında, çünkü başka hastalıklar olduğu için, yaşlı oldukları için değil, başka hastalıklar olduğu için o hastalıklara sahip genç gruplar da risk altında. Gençler de kendini çok güvenli hissetmesinler. Ama kimse ilacını bir bırakmasın bu dönemde, iki değiştirmeye de kalkışmasın, rutinini bozmasın. Rutini bozmak daha büyük tehlike. Üstelik de rutini bozmak için yapacağı hamleler zaten tıkanık olan sağlık sistemini daha da tıkayabilir. O yüzden aldığınız ilaçları aynen almaya devam edin. Dedikodulara kulak asmayın. Yok ACE inhibitörünü bloke ediyor, etmiyor, bilmem ne falan filan, bunlara ilgilenmeyin. Bireysel temizlik her zaman önemli. Psikolojik destek konusu bilim kurulunda ele alınmış. Psikiyatri Derneği ile anladığım kadarıyla bir temas halindeler. Eğer gerek görülürse devreye alınacak. Ancak yine öğrendiğim kadarıyla bugün akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi psikiyatrik ya da psikolojik destek konusunda bir adım atmış. Benim haftalarda dile getirdiğim Atatürk Havalimanı'nın bir pandemi hastanesi haline getirilmesi, en azından Atatürk Havalimanı içerisindeki yaklaşık 230 yatak diye hatırlıyorum, havaalanı otelinin bir pandemi üssü olarak belki ileri derece hastalar için özel bir olarak koordine edilmesi ve yapılması bilim kurulunda herkesin aklına yatan bir şey. Niye yapılmıyor bilmiyoruz. En azından bu otelin devreye alınması mümkün olabilir diyoruz. Son olarak şu tavadan bahsedeyim. Herkesin çok sorduğu bir konu: ne zaman bulaşır, ne zaman değil. Burada görülüyor ne zaman bulaşıcı olup olmadığı ile ilgili. Hastaların %30'u, en az %30'u, İzlanda örneğinde bu %50'ye kadar çıkıyor, hiçbir belirti göstermeden hastalığa maruz kalabiliyorlar. Yani hasta ama belirtisi yok, asemptom dedikleri türden. Bu hastalar hastalığı kaptığı andan itibaren şuraya kadar baktığınızda 14 gün boyunca bulaşıcı. Yani hiçbir belirtisi olmayan, her yaş grubundan, özellikle gençlerde bu belirtisiz seyir daha fazla, 14 gün boyunca hastalığı bulaştırabiliyor. İlla kuluçka süresinin bitmiş olması falan gerekmiyor. Hastalıktan belli bir dönem sonra bulaştırıcı hale gelebiliyor. İşte burada hastalığı alıyor, 14 gün bulaşıcı. Kendisi asla hastalanmasa bile. Ve %55'i yine bir süre belirti göstermiyorlar. Yaklaşık 5 gün ortalaması bunun. Sonra hafif belirtiler gösteriyorlar. Sonra iyileşiyorlar ve bir bağışık dönemleri var, 25 gün süren. Bunlar da 21 gün boyunca bu hastalığı bulaştırabiliyorlar değerli izleyiciler. 21 gün bunların sokağa çıkmaması gerekiyor. Evlerinde 21 gün süreyle kalmaları gerekiyor. İyileştikten sonra da bunlar genellikle hastaneye yatmayan hastalar. Yine bir başka grup ağır belirti gösteren, bu toplamın %10'u kadar. Bu %10
İlk 6 günü belirsiz geçiriyor. 6 günden sonra ağır belirtiler göstermeye başlıyor. Arkasından yaklaşık 3 gün bu ağır belirtiden sonra hastaneye yatıyor ve hastane tedavi süresi var. Yaklaşık 10 günlük ve 10 günün sonunda iyileşip taburcu olsa bile bu arada hastalığı 21 gün süreyle bulaştırma riskine sahip ve %5'lik en düşük kitle 6 gün belirti yok. 6. günden sonra ağır belirti. Ağır belirtiden sonra yine yaklaşık 11 günlük yoğun bakım. Sonrasında 11 günlük yoğun bakım sonrasında ya bağışıklıkla taburcu oluyor veyahut da hayatını kaybediyor. Bu kişilerde bütün bu süreç boyunca yani 21 gün boyunca bulaştırıcılıklarını devam ediyorlar. Hastalığı çevreye yayabiliyorlar. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. En tehlikeli grup asemptom dediğimiz bu hastalar, bunlar ortada fıldır fıldır geziyorlar. Analarına, babalarına, çocuklarına, dedelerine, halalarına, bütün etraflarına bulaştırıyorlar. Kendileri hastalanmıyor ama 14 gün boyunca bulaştırıcı olduklarını hemen hatırlatayım. Ve bu akşam da programı noktalayalım değerli izleyiciler. Salı akşamı tekrar beraber olacağız. Benim biliyorsunuz bir önerim daha var. Sağlık personeli bu dönemde telefon operatörlerinin bedava hizmet sağlaması çok önemli. Çünkü evlerine gidemiyorlar, ailelerinden uzaklar. Hastalarıyla ve başka kişilerle diğer sağlık personeli konuşmak için çok miktarda telefon kullanmak zorundalar. Bunların öyle zengin olduğunu falan da sanmayın. Türkiye'de doktorlar ne yazık ki pek de iyi maaş almıyorlar. Onların da bu telefon masraflarının telekom operatörleri tarafından, mobil telefon operatörleri tarafından ücretsiz karşılanmasını talep ediyorum bir vatandaş olarak. İmanınız varsa Allah aşkına karşılayın bunu. Yani hani bana da bu lafları söylüyorsun ama ayıp denen bir şey var. Bu insana bir borcunuz var. Trilyonlar kazandınız yıllardır. Şu 3 ay 5 ay bu insanların telefon faturalarını karşılıksız ödeyin.